Değerli izleyenlerimiz, DRT ekranlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftaya Bakış programımızla yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta farklı konular ve farklı bir konukla Haftaya Bakış'ı işlemeye çalışacağız. Tabii ki programımıza başlamadan önce şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Orta Doğu'da, Filistin'de çok ciddi bir şekilde katliam, soykırım yaşanıyor ve dünyanın gözü önünde, modern dünyanın içerisinde bu yaşanıyor. Bununla birlikte en son hastanenin vurulmasıyla birlikte ölü sayısı yüzleri aştı, binlere yaklaştı. Filistin'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabırlar diliyoruz. İnşallah bölgeye en kısa sürede barış gelir. Tabii bir taraftan da barışı dillendirmesi gereken cephelerin ateşe körükle gitmesi de hakikaten bizleri çok şaşırtıyor. Bunları da aslında tarih bir not olarak tarihe kaydediliyor diyebiliriz. Umarız en kısa sürede o bölgede bu sıkıntılar gider. Şu notu da es geçmeyelim. Rusya'nın Ukrayna ile olan bu savaşında Ukrayna'da öldürülen sivil sayısı bir yıl 7-8 ay içerisinde kaç ise 10 gün içerisinde Gazze'de öldürülmüş durumda maalesef. Dünyanın tam ortasında diyebileceğimiz bir noktada bu yaşanıyor. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelinir. Türkiye çıkışlarını sürdürüyor. Bir taraftan Arap dünyasına, İslam dünyasına bakıyoruz. Tabii benim kitaplardan hatırladığım işte kahrolsun ya da lanetliyorum demek de aslında kahrolsun demek de kimse kahrolmuyor. Bu konuyla ilgili de en kısa sürede adımlar atılır. Türkiye'de garantörlük meselesini aslında ciddi bir şekilde dile getiriyor. Bakalım bu süreç nasıl evrilecek ve nasıl dönecek bizler de yakından merak ediyoruz. Tabii gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz tekstil ve giyim sektörü olacak. Hazır giyim sektörü olacak. Sektörün içerisinden geçmiş olduğu bir dar boğaz var. Çeşitli problemler var. Çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Bu süreç içerisinde acaba sektör nasıl çıkış yolları arıyor? Bunları konuşacağız. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği DETGİS Başkan Yardımcısı Sayın Osman Nuri Kes'le bu konuları ele almaya çalışacağız. Evet Sayın Kes, yayınımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biraz sözü ederiz. Uzattım ama malumunuz sıcak bir gündem maddesi. Tabii ilerleyen günlerde biraz daha bazı şeyler netleşince konunun uzmanlarını da Haftaya Bakış'ta alıp bu konuları konuşacağız. Sizinle öncesinden sözleşimizden dolayı da bu programı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu konuya dair ufak bir katkım olacak. Buyurunuz. Bu yüzyıllardır o bölgelerde zaten bir gözyaşı ve drama söz konusu. Evet. Arzu mevut olduğu için evet. O taraflarda. Filistin artık sapanla taşla geleceğini kurtaramaz. Gençlerine, şu anın çocuklarını bilim, teknoloji, eğitim anlamında çok iyi yetiştirecek bir altyapıyla ancak o şekilde kendi geleceklerini kurtarabilirler. Belki bu nesil bu şekilde gidecek ama bilime, teknolojiye, eğitime, yabancı dile, bütün İslam coğrafyası bunlara destek olup okuturlarsa bu kişiler bugünün bebekleri, çocukları, yarın yöneticileri vasfıyla iş başına geldiklerinde ancak o zaman Filistin kendi kurtuluşunu arayabilir, kendi kurtuluşunun reçetesini o zaman yapabilir. Evet. Şu anda pansuman çözümlemelerle, sapanla, taşla maalesef Filistin kendi geleceğini kurtaramaz. Evet, bir neticede alınamaz evet. Diyorsunuz evet. Bu açıda. İnşallah en kısa sürede İnşallah. Bu acılar diner. Daha neşeli ve daha güzel bir dünyanın içerisinde evet. Oluruz. İnşallah. Temennimiz bu yönde. Şimdi gelelim tabii ki tekstil ve giyim sektöründeki son gelişmeleri merak ediyoruz. Sektörün problemleri var. Çözüm yolları aranmaya devam ediliyor. Bunlara değineceğiz ama öncesinde Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği DETGİS 2023 yılını nasıl geçirdi? Neler yapıldı bu süre zarfında ve 2024 yılına nasıl bir ajandayla gidiliyor? Başkan Yardımcısı olarak sizden evet. Duymak istiyoruz. DETGİS olarak biz Fashion Week'i tekrar gündemimize aldık ve çünkü Denizli'nin iyi bir noktaya gelmesi gerekiyorsa Denizli markasının moda ev tekstili tasarım anlamında
bilinen bir şehir ve bilinen bir üretici kaynağı olarak dünya genelinde lanse edilmesi evet. gerekiyor. Sadece fuarlara katılmakla biz bunu gerçekleştiremeyiz. O anlamda ev tekstili üreticileri, vizyoner firmalar, Denizli Fashion Week kapsamında defileler düzenledik. Biz şu anda gene çekimlerimiz yapılıyor. Hierapolis'te, Pamukkale'de çekimler oluyor şu anda ajanslar eşliğinde. Ve daha sonra bunlar 18 Kasım'da Niyaz Sebekçi Kongre Merkezi'nde dijital ve hibrit olarak biz bunların galasını yapmış olacağız. Tabii biz artık bir level daha ileri gidelim diye düşünüyoruz. Bir sürprizimiz daha var bizim Detkis olarak. Şu anda daha tam netleşmediği için ben sadece sürpriz olarak kamuoyuyla paylaşmak isterim. Yine sektörle alakalı. Sektörle alakalı, Detkis'le alakalı, Fashion Week'le alakalı, moda tasarım ile alakalı. Biz artık bu işin Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir projeyle geliyoruz. Proje geliyor. Evet, büyük bir projeyle geliyoruz. Çok farklı bir konsepti olacak inşallah. Ne zaman netlik kazanır ya da çok tam kısa zamanda, çok kısa zamanda. Çok kısa zamanda. O zaman onu da duyacağız büyük evet. ihtimalle. Şimdi tabii bu süreç içerisinde sizlerin de desteğiyle Denizli'deki STK'ların da tabii çeşitli teşebbüsleri, diplomasisi oldu açıkçası. Üniversite Sanayi İşbirliği'nden devam bahsediyoruz. Mesela bu noktada Üniversite Sanayi İşbirliği açısından bakıldığında ne gibi atılımlar? Çünkü bu işin akademik tarafı da çok önemli. Evet. Olayın sanayi tarafı da çok önemli. Hem teori hem pratik açısından. Geçtiğimiz günlerde Pamukkale Üniversitesi'nin moda tasarım bölümü açıldı. Bölüm başkanı Şöhret Hanım, bildiğimiz, yakinen tanıdığımız, bildiğimiz bir akademisyen. Ve çok geç kalmış bir kararın uygulanmasıydı. Çünkü Denizli moda ve tasarım anlamında dolaylı olarak İstanbul'a veya yurt dışına bağlantılıydı, bağımlıydı İzmir'e. Ama şimdi kendi şehrimizde öğrencilerimizle üniversite sanayici direkt birebir eşleşerek moda ve tasarım anlamında hem atölye çalışması hem tasarım çalışması hem de kitaplarda gördüklerini uygulamaya geçirme anlamında çok büyük avantaj sağlayacaklar. Öğrenciler çok hevesli, çok iddialı, çalışmak istiyorlar, fabrikalarla eşleşmek istiyorlar. Biz de istiyoruz çünkü bizim geleceğimiz tasarım. Evet. Şu anda hepimizin üzerinde durduğu en büyük konu, biraz sonra gene konuşacağız da, maliyetler ve ev tekstiline giderek daralan bir piyasa. Biz bunu ancak ve ancak tasarım ile, marka ile aşabiliriz. Özgünlükle ancak. Kesinlikle. Evet. Bunu yapabilmemiz için de bizim güçlü bir tasarım ayağına ihtiyacımız vardı. Detkis olarak biz bu konuda çok bastırdık. Üniversitede sağ olsun rektör hocamız da destekledi. Protokol imzaladık. Şimdi inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor olacak. Evet. Şimdi tabii olayın tasarım boyutu çok önemli. Neden? Şimdi belki Denizli sanayicisi özellikle tekstil ve hazır giyim açısından bakıldığında özgün bir ürün üretebilmekten öte bir fason kültürü, illaki para kazanma evet. odaklı hareket edildi ama markalaşma açısından da özgünlüğün ortaya konulması ya da işte Made in Türkiye denildiğinde onun tercih edilmesi çok ayrı bir şey. Çünkü onu herhangi bir ülkede bulamayacak. Aynen. Farklı bir tasarım, farklı bir özgünlük olacak. Bu da bu açıdan önem arz ediyor. Kesinlikle. Şimdi Made in Türkiye etiketi, Turkish House marka algısı çok güçlüydü ama son zamanlarda bununla ilgili biz biraz ivme kaybettik. Özellikle Denib'in Turkish House algısı Amerika'da özellikle çok güçlüydü. Evet. Ama maalesef son zamanlarda biraz azaldı. Bunu tekrar Deniz İhracatçılar Birliği gündeme getirmeye başladı. Bununla ilgili bütün ev tekstili üreticileri katkıda bulunmaya hazır. Çünkü biz gittiğimiz zaman Amerika'da büyük mağazalarda Turkish House rafları vardı. Bir de Asian House rafları vardı. Turkish House rafları hep boş. Çünkü satılıyor. Ama Asian House'ları satılmıyordu. Evet. Yani Turkish House pahalı olmasına rağmen tercih o ediliyor. Algıyla evet tercih ediliyordu. Bizim bu algıyı tekrar yeniden yerleştirmemiz gerekiyor. Evet, bu konuda bize çok önemli işler düşüyor. Şimdi
2024 yılında DETKİS'in ajandasına proje dediniz, çok yakın zamanda olacak. Evet. 2024'te illaki kendi aranızda konuşuyorsunuzdur. 2024 yılında ne gibi aksiyonlar almayı planlıyorsunuz, düşünüyorsunuz? Neler var ajandada, bunu da merak evet. ediyorum. Bir kere bu havlu bornoz gününü evet. tekrar yapacağız. O Hı-hı. bornozları giyip, geçen Vali Bey evet. ziyarete gittik, hoş geldiniz diye. Belediye başkanımıza da gittik. Kendilerine de ifade ettik. Dedik, valim, sayın valim, sizi bornoz giydirip yürüteceğiz dedik. Nasıl yani? Dedik, takım elbisenin üzerine giydireceğiz, merak etmeyin. Tamam dedi, yani sektöre desteğimiz, faydamız olacaksa neden olmasın. Yani ev tekstili, DETKİS deyince herkesin aklına o çınarda bornoz giyen adamlar evet. mısınız siz diyor. Evet. evet, biz o bornoz giyip yürüyen adamlarız diyoruz, evet. hanımefendileriz diyoruz. Evet. Öyle bir algı var, bunu tekrar tekrar hatırlatmak adına. Bunu bu geleneksel hale geldi aslında. Evet. evet. İşte pandemi girince araya biraz sekteye uğradı ama tekrar en kısa zamanda bununla ilgili bir çalışmamız olacak. Tabii aslında yanılmıyorsam Denizli Fashion Week'te aynı şekilde yine bir dijital ortamda evet. yapılmıştı geçtiğimiz senelerde. Geçen sene Laodikya'daydı. Ve çok güzel oldu dijital ortamda. Bize de faydası oldu. Bu 6. sezon bu seneki 18 Kasım'daki yine hani hem fiziki hem de dijital evet. olarak mı? Dijital olarak lansmanı yapacağız Hı-hı. ama ayrıca orada mini bir defile, hibrit bir defile olacak. Her firmadan 2-3 look ile canlı bir defile ortamı da yine bir hareketlilik kazanacak olacak. Evet, evet. Şimdi tabii sektörün durumu var ama öncesinde genel itibariyle her şey ekonomik gidişata bağlı. Evet. 2023 yılının artık son çeyreğindeyiz. İş dünyası açısından ekonomik gidişatı da işin içerisine kattığımızda 2023 yılı nasıl geçti? 2024 yılından beklentiler evet. ne yönde? Derin bir evet nefes. Bununla birlikte söylenecek çok sözün çok olduğunu şey da evet, bize gösterin. Şey neler söylemek istersiniz? 2023 Şimdi, nasıl geçti? 2023 zor geçti. Gerçekten zor evet. geçti. Gerek siparişler anlamında, gerek maliyetler anlamında. Çünkü pandemi döneminde iyi iş yapmıştı. Bütün fabrikalar doluydu. Ve bu belli bir kazanımlar elde edildi. Bu elde edilen kazanımlar gene istihdama, gene üretime yönelik yatırımlara döndü. Herkes fabrikasına yatırım yaptı, ek makine aldı, yeni fabrikalar kurdu, projeler peşinde koştu. Ev tekstiliyle ilgili, teknik tekstiliyle ilgili. Ama 2023'te bir anda bu pandemi sonrası yükselen enflasyon ve resesyon karşılığında ve enerji krizi, arkasından Rusya-Ukrayna savaşı yani. Piyasayı bir anda durdurdu. Faizlerin artması piyasadaki hareketliliği durdurdu. PMI eğrileri korkunç aşağıya evet. düştü. 50'lerin altından 42'lere geldi. Tabii böyle olunca biz ciddi anlamda duraksadık. Gene dünya genelinde sipariş, ev tekstil siparişi dönüyor. Fakat bizim maliyetlerimiz yüksek olduğu için maalesef Türkiye'yi pas geçiyor ya şu andaki satın almacılar. Asgari ücrete %120 zam yapıldı ama kurlardaki artış %59-60'larda kaldı. Enerjiye %200, %300 oranında zam yapıldı. Bu da maliyeti arttırdı. Aynı zamanda pamuk fiyatlarındaki 2023'ün ilk 6 ayındaki yükseliş bir anda Türkiye pahalı algısını oluşturdu. Bütün yurt dışındaki, gerek Amerika'daki gerek Avrupa'daki bu algıyı biz kıramadık. Daha sonra pamuk fiyatları geriye gelmeye başladı ama kurlar artmadı. Asgari ücrete tekrar zam yapıldı derken biz müşteriye sürpriz bir fiyatla, cazip bir fiyatla geri dönemedik. Bizim deniz olarak ne yapmamız lazım? Bizim deniz olarak çok güçlü, ciddi bir lobicilik yapmamız lazım. Bu konuda daha önce değişik platformlarda dile getirdim. Şimdi de sizin kanalınızla, sizin sayenizde tekrar dile getirmek istiyorum İrfan Bey. Buyurun. 2004-2005'lerde Pakistan'da çok büyük sel ve deprem felaketi yaşanmıştı. Ve bunun akabinde Avrupa Birliği ülkeleri dediler ki, ey Pakistan, biz seni seviyoruz ve destek olmak istiyoruz insaniyet namına. Biz sana uyguladığımız %10 gümrük vergisini geçici olarak kaldırıyoruz. Sen çalış, çabala ve altyapını tekrar revize et.
biz bu konuda sana esneklik gösteriyoruz diye %10 ev tekstili ithalatındaki vergiyi kaldırdılar. Maalesef şu anda o kaldırma durumu devam ediyor. Eğer ki biz ev tekstili üreticileri ihracatçı olarak, sadece bu biz ev tekstilcilerini yapabileceği bir şey değil. Dışişleri Bakanlığı, müsteşarlıklar, ihracatçılar birlikleri, TİM, İGM, bakanlıklar, lobi çalışmasıyla biz eğer Avrupa'da bu %10 vergiyi geriye getirtirebilirsek, ki bunlar için de elimizde argümanlar var. 2024'te uygulanmaya başlayacak sınırda karbon salınımı, çocuk işçi, hijyenlik gibi konularda eğer doğru şekilde kendimizi ifade edebilirsek Avrupa'ya güçlü bir lobi çalışmasıyla ve eğer o %10 vergiyi getirebilirsek biz direkt %10 ucuzlayacağız. Pakistan %10 pahalı hale gelmiş olacak. Mümkün mü bu? Mümkün. Çelikçiler yaptı bunu. Amerika'ya çelikçiler lobi faaliyetleriyle bunu yapabildiler. Hepsinden önemlisi bu verginin tekrar geriye geliyor olması, karbon salınımı ve diğer hijyenlik gibi konular dile getirildiğinde bu sefer Avrupa ve Amerika'daki satın almacılar ya acaba Türkiye tekrar bir geri mi dönsek, der ne kadar pahalı ama tekrar bizim kapımızı çalmaya başlayacaklar. Ben şunu da duyuyorum İrfan Beyciğim. Pakistan'dan ürün alan bazı Avrupalı müşterilerimiz kaliteden memnun olmadıklarından dolayı çok sıkıştıkları durumlarda gene bizim fiyatlardan pazarlık ederek bile olsa sipariş geçiyorlar. Evet. Umutları var hala. Bizim o kapımız açık. Biz bu kalite Ökotex tasarım anlamında %10 indirim olsa, %10 biz de kendimizden fedakarlık yapsak, %20 bize geri dönüş için ciddi bir orandır. Aslında bu söylediğiniz çok güzel bir şey. Peki bu konuyla ilgili olarak hem Detkiz hem de sizin şahsi olarak çeşitli yerlere bunları ifade ettiniz mi? Yani bu üst kurullar olabilir, Ankara olabilir, milletvekilleri olabilir. Bireysel anlamda işte oda başkanlarımız Sayın Selim Bey'le, Hüseyin Bey'le ve diğer arkadaşlarla görüştük. Milletvekili arkadaşlarımıza da ifade ettik. Ama hani bireysel anlamda benim şahsi görüşmelerim oldu bu. Detkiz olarak veya denip olarak herhangi bir şeyimiz olmadı. Bir aksiyonumuz olmadı. Yani bunu aksiyona geçirebilmek için buradan duyurmuş olalım. Evet. Bu sinerjiyi, bu sinerjiyi yakalayabilirsek, Ankara'yı da bastırabilirsek, şimdi lobisi güçlü olan bastırıyor. İpliğe ek vergi geldi. Evet. Ona da değineceğiz. Evet. Şu var mesela, şimdi Pakistan aslında bu 2005 yılı dediniz değil mi? 2004-2005 yılı. Aslında buradaki durumu kaldırabilirdi ama kaldırmadı değil mi? Yani hala kalkmadı yani. Kalkmadı. Şu anda. Devam ediyor. Devam ediyor. Aslında bir taraftan da bakıldığında bilinçli bir ekonomik yol haritası, politika gibi uyguluyor aslında, evet. Pakistan bunu. Evet. Bu durumu gördüğünden dolayı. Evet. Yani çünkü pazar oraya doğru kayıyor. Evet. Bunu da aslında biz kendimize avantaj olarak çok rahat çevirebiliriz. Evet. Tek bir kalemle, tek bir aksiyonla %10 yapılabilir. Ucuzlayacağız yani biz. Şimdi tabii sizin açınızdan da önemli gelişmeler var sektörün problemleri açısından bakıldığında. Şimdi iplik ve kumaş ithalatına getirilen %30, %100 arasındaki ilave vergi var. Bu tabii sektörü nasıl etkiliyor, etkileyecek, bunu merak ediyorum. Tabii bunu biraz daha açalım. İplik, kumaş, hazır giyim ve ev tekstili ürünlerin ithalatına getirilen ek gümrük vergisi. Bu da bir taraftan ihracatı vurur mu? Bunu da merak ediyoruz. Aslında bu tamamen bizim elimizdeki bir tane argümanı pasifize hale getirme gibi bir şey. Biz ihracatçı olarak iç piyasadaki pahalı olan iplik kumaşı yurt dışından ithal ederek, burada işleyerek, değerlendirerek gene yurt dışına gönderiyorduk. Hı hı. İplik ve kumaş anlamında. Fakat şu anda onun ek vergiler geldiği halinde ithalat bir cazibesini yitirmiş olacak. Hı hı. Bunu tek taraflı bakmamak lazım. Deprem bölgesindeki iplik fabrikalarının çalışması gerekiyor. Onları da anlıyoruz. Yani. Oradaki kumaş üreticilerinde çalışması gerekiyor. Onları da anlıyoruz. Ama bir tarafta 1000-2000 kişilik istihdam alanı varken veya 10.000 kişilik, burada yüz binler söz konusu.
Bunu dengeli götürebilmek lazım. Eğer ki ithalat cazipse iç piyasadan tedarikimiz anlamında da aynı kolaylığı, aynı avantajları bize uygulasınlar. Ek vergi varsa o zaman desinler ki KDV kaldıralım. Evet. KDV kalsın, en azından bize orada bir faydası olsun veya başka teknisyenler, teknokratlar bunu çalışabilir üzerinde. Bizim yurt dışından ithalattaki avantajımız ile aynı seviyede, aynı rakamlarda olacaksa tabii ki biz yerli ve milli ipliği, kumaşı, dokumayı kullanmak isteriz. Bizim o konuda kesinlikle ön yargımız yok. Türkiye'nin hem cari açının kapanmasında çok büyük faydamız olur. Ama bizim tek bakış açımız maliyet. Maliyetimiz iç piyasadaki maliyet, dış piyasadaki maliyetle velev ki kafa kafaya gelmesin ama yaklaşsın, %10 pahalı olsun. Gerçekten söylüyorum, bütün Türkiye'deki, denizdeki imalatçılar yerli kullanmayı tercih eder. Belgeyle uğraşmak istemez, kapatmayla uğraşmak istemez, mevzuatla, gümrükle uğraşmak istemez. Peki bu yani ilave vergi neden geldi? Arka planında tamamen iç piyasadaki bazı üreticileri korumaya yönelik, onların ayakta kalmasına yönelik, özellikle deprem bölgesindeki büyük iplik fabrikaları var, kumaş fabrikaları var. Onların ayakta, onların ayakta kalabilmesi için. Peki fayda da olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani illaki devlet bunu uyguluyorsa bir plan program dahilinde gidiyor ama belki kısa vadede bu nasıl söyleyelim bir sonuç verebilir ama uzun vadeye yaydığımız zaman o Pakistan'ın nasıl devam ettirdiği bir uygulama var. Aynı durum bu şekilde de olursa iç pazardaki hareketliliği de sanki biraz sekte vuracakmış gibi gözüküyor. Pansuman çözüm olarak olabilir şu anda bu. Ama geçici uzun olarak, vadede, uzun vadede. Evet, uzun vadede olmaması lazım. Evet, geçici olarak bu değerlendirilebilir diyorsunuz, olabilir. Evet. Şimdi genel itibariyle bakıldığında dünyada giyim talebinin %20 daraldığına dair bazı haberler var. Bu tabii ki ihracatta da daralma var, durgunluk var, resesyon var. Bu da çok doğal bir tepki aslında bakıldığında. Bunu nasıl görüyorsunuz, bu giyim talebindeki %20 daralmayı? Şimdi enerji fiyatları arttı, teknoloji fiyatları arttı ve herkesin belli bir bütçesi var. Ev tekstili veya dış giyim artık o kadar çok kaliteli yapıyoruz ki hemen kolay kolay yıpranmıyor, kolay kolay eskimiyor. Özellikle kaliteli ürünlerde bir bornoz adam 5 sene 10 sene giyiyor. Evet. Yani giydiği için tekrar almak ihtiyacı duymuyor. Biz çok kaliteli üretiyoruz veya. Evet. Ondan dolayı şimdi. O zaman şey yapmak lazım. Kolonyanın ağzını biraz genişletmek lazım. Ya ama biz işte kaliteli. Deliğini biraz genişletmek lazım. Evet. Öyle olunca hani maalesef sektörde daralma var. Evet. Biz atıyorum ailenizde AVM'ye gittiğinizde bir yere gittiğinizde aynı olan şeylere gözünüz kaymaz ama yeni bir şey görürseniz, yeni bir desen, yeni bir kalite, onu almak istersiniz. Onu denemek istersiniz. Neden bende olmasın? Evet. Bizim o yenileri anında piyasaya çıkarabilmemiz lazım işte. Bize düşen sorumluluk da Ar-Ge inovasyon, yenilik, teknoloji anlamında artık tekrarı, bazı şeylerin tekrarını değil de yenileri bulma konusunda çalışmamız gerekiyor. Z kuşağından ben çok umutluyum. Benim oğlum var, Emirhan, anlaşamıyoruz. Üniversite bitirdi geldi, fabrikada şimdi yanımızda çalışıyor. Yani bakış açısı tamamen çok farklı. Yani bizim gibi klasik düşünmüyorlar. Biz belki manuel vitessek onlar otomatik vites. Farklı gözle bakıyorlar olaylara. Yenilik, inovasyon anlamında ben Denizli'nin hani altyapısının çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Yani gelmekte olan nesil belki bize kızacak, diyecekler ki ya bu kar marjıyla bu eziyet çekilmez, siz ne yaptınız ya? Aslında yeni nesile baktığımız zaman şöyle düşünüyorlar. Ben neden diyor %10, %15, %20 karlı bir iş yapayım? Ya bundan %30, %40 kazanmak varken katma değerli bir ürün üreterek, özgün bir tasarım meydana getirerek, işte markalaşarak ya da işte 5 yıl, 6, 7 yıl belki
hani şey çekecek, sıkıntı çekecek ama bir taraftan ben markalaşmayı da şu açıdan görüyorum. Anlattıklarınız aslında oraya doğru evriliyor. Marka dediğimiz olgu aslında bir taraftan bir ülkenin ya da bir şehrin ya da bir kurumun, o şirketin kültür transferi bir manada. Yani siz burada bir bornoz yaptığınızda, ben hatırlıyorum yanılmıyorsam Denip Design'de olması lazım. Orada genç arkadaşlar bornoz tasarlamışlar. Ben giyilebilir bornoz gördüm, tulum gibi. Aa dedim, hani hayatımda aradığım şey benim buydu dedim. Yani evet, mükemmel, güzel bir buluş aslında. Evet. Giyilebilir bornoz. Öbür türlü hani şimdi ayıptır söylemesi, ıslak çıkıyorsunuz. Şimdi onu giydiğinizde her tarafınız kuruyor aslında baktığınızda. Evet. Öbür türlü şimdi bu aslında bazı işte sıkıntılar, problemler de yeni olgulara, yeni olaylara evet. yol açıyor. Bu da güzel bir şey aslında. Evet. Hepsi birbirle bağlantılı. Şimdi o konuyla bağdaştırıp bir argüman da ilave etmek istiyorum. Buyurun. Dünya genelinde artık ticaret yapanlardan değil de üretenlerden yana bir evrilme söz konusu. Yani alıp satanlar değil, üretenler ve satanlar para kazanacak bundan sonra. Evet. O aradaki aracılar evet. tek tek diskalifiye olacak. O yüzden üretici sıfatı, üretici vasfı bizde olmak zorunda. Eğer biz bu ev tekstiline yönelik bir gelecek evet. düşünüyorsak, ya yatırım yapıyorsak, evet. Üretici ve satıcı. Hem üretici hem de satıcıysan çok iyi. Evet. Biz üretmeyi bildik bugüne kadar, satmayı bilemedik. Yani üretmeye odaklanıldığı için. Özelleştir. Evet, evet. Üretime odaklandık. Daha kaliteli nasıl yaparız? Daha en iyisini nasıl yaparız? Müşteriyi nasıl memnun ederiz? Müşteri memnun ederiz. Evet. Ama biz o hep markalara üretim yapan marka imalatçılar olarak lanse edildik biz. Avrupa'nın, Amerika'nın en güçlü markalarına üretim yapıyoruz. Ve diyoruz ki biz ihracat yapıyoruz. Hayır, biz fasonculuk yapıyoruz. İhracat yapıyoruz ama kendi markamızla, kendi vizyonumuzla değil. Evet. O Avrupalı, Amerika'nın logosuyla, etiketiyle, onun anlayışıyla, onun imajıyla hareket ediyoruz. Biz ne zaman ki kendi markamızla, kendi olgumuzla, kendi şehrimizi, kültürümüzü anlatan, taşıyan hikayemizle hem üretici hem satıcı olmaya başlarsak, o zaman bu işin, oyunun kuralları tekrar değişecek. Biz o masada artık hani oyunun kurallarını yazan kişiler, ana aktörler olarak yerimizi alırız. Evet, ilk bölümümüzün de sonuna doğru geldik. Yeni bir konuya başlamadan dilerseniz kısa bir mola tabii, verelim. Tabii. Değerli izleyenlerimiz, çok kısa bir molamız olacak. Bu aranın ardından DETKİS Başkan Yardımcısı Sayın Osman Nuri Kes'le hem tekstil sektörünün içinde bulunduğu durumu, bununla birlikte giyim sektöründe, sanayisindeki son durumu da bir taraftan ele almaya devam edeceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmayınız. Değerli izleyenlerimiz, DRT ekranlarında Haftaya Bakış programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. DETKİS Başkan Yardımcısı Sayın Osman Nuri Kes'le tekstil ve giyim sektöründeki son durumu ele almaya çalışıyoruz. Bir taraftan şimdi olay bir taraftan şuraya geldi. Pakistan'ı konuştuk. Tabii bu tekstil sektörü içerisinde de geçerli bu. Havlusu olsun, bornozu olsun ya da diğer tekstil ürünlerinde. Hep bir Pakistan, hep bir Hindistan ve Çin'den bahsediliyor. Tabii maliyetler burada ana gündem maddesi. Şimdi hazır giyim sektörü biraz daha ayrışıyor burada. Fakat baktığımızda hazır giyim sektörü acaba pazarı uzak doğuya mı kaptırdı gibi soru işaretleri de var. Bu konuyla ilgili olarak tabii illaki maliyetler olacak ama ne düşünüyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Şimdi hazır giyim ve ev tekstilinde 3 tane klasman var. En alt klasman, orta klasman ve en üst klasman. En alt ve ortanın altı diyelim, burası tamamen fiyat odaklı, ekonomik ve en ucuz işçilik neredeyse
orada oraya hareket eden bir zihniyete ve anlayışa sahip. Tamamen fiyat odaklı. Hı hı. Biz artık hani bir zamanlar öyleydik ama artık öyle değiliz. Bu ürünler Pakistan'a, Hindistan'a, Çin'e, Vietnam'a, Endonezya'ya, Filipinlere, o taraflara kayıyor. Kayacak da. Yani hı hı. Çünkü en ucuz işçilik neredeyse oraya gitmek zorunda. Orta segmentin biraz üstü, biraz daha artık hani bizi de kapsıyor. Pakistan'da kapsıyor, Hindistan'da kapsıyor. Yani oradaki iyi kaliteli üretim yapan üreticileri kapsıyor. Ama en üst segmentte biz hala varız. En üst segmentte hala Denizli ve Türkiye ve bizim ev tekstil üreticileri o konumda. Pakistan istediği kadar en kalitelisini yapmaya çalışsın. Bir kere bu teknik olarak mümkün değil. Ben kendim gittim ve gördüm. Şu açıdan mümkün değil. Dağ taş o kadar hani kuraklık şey ki su yok. Su yok. Yani bizdeki su kaynakları onlarda yok. Oradaki boyahaneler taşıma suyla malları boyuyorlar. Bizde her boyahanenin bir arıtması vardır. Her boyahane temiz su kullanır. Ve onlarda maalesef öyle bir durum yok. Belki bir tanker suyla onlar bizim bir şarjda boyananı onlar belki 10 defa boyuyorlar. Eğer bu teknoloji ilerlemediyse, ilerleyemeyecekse maalesef sudan kaynaklı bir bizim avantajımız var. Pakistan istediği kadar kaliteli üretime odaklansın. Bizim ayarımızda yapmak istediği zaman otomatik olarak maliyetleri artacak. Ve bir Pakistan havlusunu aldığınız zaman yani kokuyor, yani baharat kokuyor. Alıyorsun havluyu böyle resmen baharat kokuyor. Su yok. Su olmadığı için de bu kokacak. En basitten hani yemek yedikten sonra biz ne yaparız İrfan Bey? Elimizi sabunla yıkarız değil mi? Adamlar tabiri caizse elleriyle yiyorlar. Ondan sonra adam alıyor böyle sürüyor, kalkıyor, gidiyor, işine gidiyor. Köpeğe veriyor, kediye veriyor yediği yemekten. Ve onunla dokumaya gidiyor. Onunla boyahaneye gidiyor. Onunla konfeksiyona gidiyor. Bizde öyle değil. Yani sıhhi bir ortamda değil diyorsunuz. Yani bizim bunları anlatabilmemiz lazım. Evet. Bizde tüm işletmelerde çalışanlar hijyenine dikkat eder. Kendi öz hijyenine ve fabrika hijyenine dikkat eder. Bunlar bizim için önem verdiğimiz şeylerdir. Yani bizim o prizmanın tepesindeki elit kesme, üst klasmana ulaşmak için yani daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Maalesef şöyle bir algı var. Türkiye ucuz üretici algısını yıkamadı. Yani adamlar bizim Türk tekstilini kaliteli ama Pakistan fiyatlarında istiyor. Öyle bir şey mümkün değil maalesef. Hiçbir yerde mümkün değil. Biz eğer kaliteli yapmaya, inovasyona ve doğru müşteriyi doğru şekilde ifade etmeye odaklanabilirsek bizim dünya genelinde mal satmayacağımız hiçbir yer yok. Yani reklam amacıyla söylemiyorum. Sadece tekstili ne olabileceği anlamında. Hı hı. Hindistan bizim ev tekstilinin en büyük rakiplerimizden olmasına rağmen biz firmamız olarak Hindistan'a ev tekstili ihracatı yaptık. Geçenlerde 4. konteyneri yükledik. Ve hani 1, 2, 3 değil 4. yükledik. Bu demek ki sen kaliteli düzgün yaptığın zaman doğru pazarı, doğru müşteriyi elde edebiliyorsun. Bununla ilgili de bizim çok seyahat etmemiz gerekiyor. Fuarlara katılmamız gerekiyor. Deniz İhracatçılar Birliği'nin Urge kümesindeyiz. Hı hı. Biz orada bir komite başkanıyım. Yani oraya gidelim mi, buraya gidelim mi, şunu yapalım mı, işte şu fuara gidelim, alım heyeti getirelim, şunu yapalım. Boş durmuyoruz. Sürekli proje üretmek istiyoruz. Şu anda en bakir pazar olarak görülen yer keşfedilmemiş Afrika. Evet. Afrika'da sıkıntılarımız var. Afrika'ya biz açılmak istiyoruz ama yasal mevzuatlar bizim önümüze tıkıyor. Fas, Tunus, Cezayir mükemmel pazar ev tekstili anlamında bizimle ilgili. Fakat Türkiye ile bu ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşmasının olmaması yenilenmediğinden dolayı bizden ev tekstili alımında %40 vergi koyuyor bu ülkeler. Evet. Bizde %40 vergiyle bitmiş ürünü satamayacağımız için ya illegal çalışmak zorundasın. Bu sefer de devletle karşı karşıya kalıyorsun. Faturasız işlem yapamazsın yani böyle bir şey yok. Senin iplik, dokuma, boya hepsi faturalı girdiğin var.
Ama sen faturasız çıkış yapamazsın. Biz devlette karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Biz Denizli'deki ev tekstil imalatçıları, sanayiciler olarak devletiyle barışık, legal çalışan ve asla ve asla hani hak, hukuk ve haram helale dikkat eden bir yapıdayız. Ondan dolayı yani devletin de bu konuda bazı elinden gelen argümanları bizden esirgememesi gerekiyor. Eğer ki vergiyi arttırıyorsa, eğer ki asgari ücrete zam yapıyorsa, eğer ki elektriğe zam yapıyorsa, eğer ki enerjiye zam yapıyorsa, bu sefer de bizim önümüze açacak, tıkandığımız yerlerde önümüzü açacak bazı destek yolları da olması lazım. Bunları defalarca dile getiriyoruz ama maalesef Ankara'da bu sesimizi duyuramıyoruz. Keşke, gönül isterdi ki Denizli'nin bütün milletvekilleri hangi partiden olursa olsun buradaki STK'larla, odalarla birleşerek tek bir dosyayla, tek bir istek listesiyle gidip güçlü bir şekilde bu dediklerimizi anlatabilsek. Bizim Denizli maalesef bu konuda yeterince birlik, beraberlik ve uyum ahenk içerisinde değil. Bireysel anlamda herkes çok iyi ama şöyle bir kenetlenip sesimizi masaya, yumruğumuzu şöyle vurarak sıkıntılarımızı dile getiremiyoruz. Yani yeni dönemde Ankara'da bir Denizli lobisinin oluşmadığını söyleyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Evet, en azından bunu dile getirmiş olalım. Çünkü herkes bir şekilde umutlu idi. Yine umutlu olsunlar diye düşünüyorum, evet. İnşallah. Bireysel olarak hepsi çalışıyor ama tabii bir arada kenetlenmek, bir arada olmak çok ayrı bir şey. Kenetlenerek bir şey yapabilmek, onu yapamadık maalesef. Peki şimdi az evvel de söylediniz, hani sanayide elektrik ve doğalgazı yapılan zamlar, maliyetler artıyor, artan maliyetler içerisinde yatırım ve üretim ortamı nasıl ilerliyor? Tabii bununla birlikte şirketlerin de kredi olsun, paraya, finansmana ulaşım açısından sıkıntıları hala devam ediyor. Bu konularla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Maalesef sıkı para politikasının neticesinde krediye ulaşmak kolay olmadı. Ya olmuyor artık şu anda. Bankacılık sektörü de aynı şekilde. Evet. İyi firmalara kredi vermek istiyorlar. Ama hani karnesi iyi olmayan firmalara kredi vermek istemiyorlar. Ve faiz oranları çok aşırı yükseldi. Baktığın zaman senin zaten o kadar kar marjın yok. Eğer sen ihracat yönelik çalışıyorsan da döviz anlamında gelirin varsa da kurlar da yükselmediği için yani zararına çalışmış oluyorsun veya bankaya çalışmış oluyorsun. Bu sürdürülebilir bir kavram değil. Bütün firmaların yatırımları var, ödemeleri var, çekleri var, borçları var, maaşları var, şu var, bu var. Ama öbür tarafta sen gelirinde bazı şeyleri iyileştirmen lazım ki senin finansal anlamda sıkıntıyı yaşamaman gerekiyor. Darboğaza girmemen gerekiyor. Bu konuda da devlet maalesef sanayiciyi yalnız bıraktı, bırakıyor. Resme yukarıdan baktığımızda tamam devletimizin menfaatine olan şeylerde bizim boynumuz kıldan ince. Amenna ama bizim de yaşamamız lazım. Bizi öldürmemesi lazım. Bize can suyu vermesi lazım. İşte bunların hepsinin tek tek Ankara'ya gidip anlatılması gerekiyor. Bireysel anlamda iyi olan firmalar, kötü olan firmalar anlamda değil. Herkes topyekün, toplu hareket ederek bunu bizim dile getirmemiz gerekiyor. Ocak'ta asgari ücret artışı gene olacak ama %30-%40 tanlardan bahsediyorlar. Bu mümkün mü? %30-%40-%50 Yani mümkün böyle bir şey? Yani şimdi bakıldığı zaman hadi şu anda 11 bin civarlarında diyelim. 11.400-500 Hadi şimdi 15 bin olsun, 16 bin olsun. Yani böyle bakıldığında bu durumda beyaz yakalı ne alacak, nasıl olacak? Yani oradaki durumlar da çok çetrefilli meseleler aslında. İrfan Bey şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim maliyetlerimiz arttığı zaman, biz sipariş alamadığımız zaman istersen 20 bin yap asgari ücreti. Hiçbir anlamı yok. Evet. Sürdürülebilir olması önemli. DESİAD Başkanı Nuri Turgut abinin bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor. Onu kulaklar için aslında arkadaşımın. Nuri abim dedi ki ev tekstili, tekstil sektörü Denizli'deki sosyal sigortanın güvencesidir dedi. Evet. Ben daha sonra düşündüm ve gerçekten doğru dedim. Eğer şu anda tekstil sektöründeki sanayi sektöründe çalışan bütün firmalar küçülmeye gitse, herkes
eleman çıkarmaya kalksa gerek beyaz yakadan gerek mavi yakadan bu işten çıkarılan insanlar eve ekmek götüremediği için evet. çok farklı boyutlara gelecek. Evet. Hırsızlık, gasp, diğer konular hepsi artacak. Ki Türkiye'de de önemli bir şey. Denizli bu yüksek. Evet, evet, en önemlisi sermaye düşmanlığı başlayacak. Evet. Adam ben çocuğuma eve süt götüremiyorum. Ama bakacak lüks arabaları görecek, lüks evleri görecek. En basitten yapamazsa alacak anahtarı, arabayı cart evet. çizip geçecek. Kızacak, çok farklı boyutlara ulaşacak. Farklı sana baktığı zaman diyecek ki lan ben içim kan ağlıyor. Bu adam lüks içinde bir çıkmazın içine girecek. Bu adamları işsiz bırakmam yani bu adamların evine ekmek götürmelerine bizim devam ediyor olmamız lazım. Evet. Biz sanayiciler olarak bunu çok önemsiyoruz. Yani en zor kararlardan birisi nedir biliyor musun İrfan'cığım? Şartlar öyle zorlaştığında bakarsın ki eleman çıkarman lazım. Evet. Onun kararını almak, isim tespit etmek kadar zor bir şey yok. Evet. Böyle için yanar. Evet. Üzülürsün. Tekrar tekrar hesap edersin. Ya 20 değil, 15, 10 hani nasıl azaltabilir? Nereden fedakarlık edebilir? Çünkü biliyorsun ki o kişi işten çıkarıldığında velev ki tazminat, o zaten bambaşka bir sıkıntı kıdem tazminatları. Çünkü zaten senin işletme sermayenden gidiyor bu kıdem tazminatlar. Fabrikanın direkt işletme sermayenden verdiğin şeyler. Bu kişi boynunun bükük bir şekilde fabrikadan çıkarken onu gördüğünde için bir başka oluyor. Hepsinden önemlisi. Bu toprağın bir de altı var. Evet. Eğer o kişiyi sen helalleşmeden çıkarsan, eğer o kişiyle sen helalleşerek düzgün bir şekilde ayrılmadıysan, o adam sana diliyle değil gönlüyle kırgın olarak ayrıldıysa, inanın bunun vebali çok fazla işte. Bunun vebalini biz yaşamak istemiyoruz. Bunu aktarmamız lazım yukarıya, Ankara'ya. Bizim bunu dile getirmemiz lazım. Sosyal bir çöküş olmadan. Çok sosyal güvencenin teminatı bir manada. Evet, sosyal güvencenin teminatı. Herkes evet. çalışsın, evine ekmek götürsün. Herkes helalinden çalışsın. Yani bizim derdimiz bu. Evet. Yani sanayici kesim her gün gülüp çalıp oynamıyor. İçimiz bizim kan ağlıyor. Böyle devamlı hesap içerisindeyiz. Hesap, kitap yani. Keşke hani her şey güllük gülistanlık olsa, biz daha fazla istihdam sağlasak, çalışanlarımıza daha fazla sosyal ortam, refah sağlasak. Benim geçenlerde biz gelin tekstil olarak işte çalıştay yaptık. Yani oradaki en büyük söylemlerinden bir tanesi dedim ki otelde biz çalıştay yaptık da keşke dedim ben bak arkadaşlar çalışalım, kazanalım. Bir bütçe oluşturalım. Benim hayalim çalışanlarımıza yönelik bir kooperatif kuralım. Herkes ev sahibi olsun. Küçük bütçelerle ödeyecek şekilde. Kaç kişi kiracı? Yarısı kiracı. Kira fiyatları almış başını gitmiş. Biz onları ev sahibi yapma misyonuyla yola çıkalım. Manifestomuz bu şekilde oluşturalım. Bütün sanayici, tekstilci arkadaşlar bu gözle, bu anlayışla bakıyor zaten. Evet. Yoksa aman nasıl çalışırsa çalışsın, maaşını ne şekilde alırsa alsın şeklinde bakmıyorsunuz. Diyemiyorsun yani, evet. Şimdi peki bu açıdan bir taraftan tabii fuarlara siz ve yeni pazarlara dikkat çektiniz. Bunlardan bir tanesi de önümüzde Haim Tekstil var. Buraya doğru 2024'teki Haim Tekstil'e hazırlıklar ve sektörün fuardan beklentileri ne şekilde şekilleniyor? Şunu söylemek isterim. Ben yaklaşık yani 20 98'den beri Haim Tekstil'e gidiyorum. 2024 Haim Tekstil kadar merak ettiğim hiçbir fuar olmadı hayatımda. O kadar çok merak ediyorum ki nasıl geçeceğiyle ilgili. Gerçekten çok önemsiyoruz ve gerçekten hazırlık yapıyoruz. En iyi şekilde nasıl gidebiliriz diye. Standlar, koleksiyonlar, vizyon, anlayış anlamında. 2024'ü görürsek, iyi bir şekilde geçerse fuar bizim için inanılmaz bir enerjiyle ve
motivasyonla biz geriye döneceğiz fuar sonrası. Çok büyük beklenti içerisindeyiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama şu açıdan da 2023 Çayım Tekstil'de yaşadığımız hayal kırıklığını da kafamızın bir yerinde tutuyoruz. Fakat umutluyuz. Umut bizim her zaman peşinde koştuğumuz şey. Hayallerimizin peşinde koşuyoruz. Hazırlığımızı yapıyoruz. Eğer hani 2024 fuarı iyi geçerse, iyi geçeceğine dair pozitif sinyaller alabilirsek. Peki şimdi onun sinyaller var mı biraz? Yani daha erken. Erken daha diyorsunuz erken. Daha erken. Aralıkta belli olur o. Çünkü hani firmalar bir alım vesaire ya da işte neler yapıyorsunuz bu sene, neler göreceğiz? Hani bazı böyle bir diyalogla olur ya açıdan sonra. Biz fuara gelin görün diyoruz. Öncesinden bir sufle şey vermiyorsunuz. Fuara gelin görün diyoruz. Evet. Şimdi ikinci bölümde yavaş yavaş sonuna gelirken programımızın başında ifade ettik. Tabii bu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, işgali, soykırımı hem ülkemizi hem de ekonomik gidişatı dünyanın o manada ne yönde etkiler? Tabii genel itibariyle geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuzda biraz böyle işte tel, bakır, onlar daha çok etkilenebilir, kablo, o sektörler biraz daha fazla etkilenebilir denilmişti. Çünkü deniz açısından bakıldığında oralara ihracat var. Peki bu tekstil açısından, hazır giyim açısından ne gibi etkileri olur? Neticede bu sadece sektörel bazda değil, bütün dünyada da ister istemez bir tedirginliğe de yol açıyor bu savaş ortamı. Taraflar bir şekilde dozajı arttırarak açıklamalarda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri işin içerisine dahil oluyor. Nasıl etkileri olabilir? Ben çok fazla etkisini olacağını düşünmüyorum. Eğer ki bu gerilim tırmandırılıp da Hilal ile Haç'ın savaşı konumuna getirilmezse, yani bir İslam eşittir terörizm algısının üzerine gidilmezse, bir sıkıntı olmaz. Ama gidilirse, yani Avrupa'daki alıcılar veya müşteriler, Amerika'dakiler bizim Müslüman olduğumuzu biliyorlar ve bizde mal alıyorlar. Ticaretle siyaset ve din ayrıdır diyorlar. Hani bu süreç marjinalleşmeye, ayrışmaya gitmezse ev tekstili anlamında ben bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani çünkü biz işimizi iyi yapıyoruz. Onlar da iyi yapıyorlar. Mal satma anlamında. Ticaret sonuçta siyaset birbirinden ayrılmaz ikili. Bu siyaset bizim ticaretimizi çok fazla etkileyeceğini ben zannetmiyorum. Çünkü devam edilen bir yol var, alışkanlıklar var, sürdürülebilirlik anlamında alışkanlıklar. Marjinalleşmediğimiz sürece, pazar ve ülkeler, siyasetler, devletler marjinalleşmediği sürece ev tekstiline yönelik herhangi bir negatif bir algının ve durumun olacağını öngörmüyorum kendi adıma. Şunu sorayım son olarak da, devamlı aslında konuşuyoruz, program içerisinde de bunu dile getirdik. Markalaşma çok önemli. Devamlı dile getiriyoruz. Hem yeni nesil açısından hem de kendi nesliniz açısından da bakıldığında, markalaşmanın, şirketlere getirileri ve markalaşmanın önemi nedir? Çünkü siz de bunun üzerine çok yoğun çalışmalar yapıyorsunuz. Konunun uzmanı, işin içerisinde olan bir kişi olarak sizden bu tavsiyeleri almak isteriz. Şimdi bunu iki ayrı ayak olarak, bacak olarak görmek lazım. Birisi endüstriyel üretim devam ederken markalara yönelik marka üretici sıfatıyla sen devam ederken, diğer taraftan da senin sıfır beklentiyle bir yatırım yapman gerekiyor markana yönelik. Ve bu marka harcamaları inanın çok çok fazla. Sosyal medya reklamları, yani sizin de bu konuda dijital bilginiz var. Dijital pazarlar olsun. Ve hani platformların kâr marjları, komisyonları çok fazla. Bunların dile getirilmesi gerekiyor. Hepsinden önemlisi bu dijital ortamın ve e-ticaretin bir maalesef hukuki bir alt zemini yok. Gümrüklemeyle ilgili, ürünlerle ilgili, ürünleri yorumlarla kötülemeyle ilgili, senin çok iyi sattığın bir ürünü rakip firma birilerine ürün aldırıyor. Arkasına altına bir yorum yaptırıyor ve direkt senin reytin düşüyor, oranın düşüyor.
Yani bunun bir hukuki zeminin, altyapının olması gerekiyor. Ve markalaşmaya yönelik inanılmaz çok rakamların makul seviyeye gelmesi gerekiyor. Bunlar yapıldığı takdirde biraz önce dediğim gibi üreticiden direkt tüketiciye satış belki yeni trend olacak. Yani yeni cazip bir zemin olacak. Evet. Bir alan olacak orası. Alan olacak, evet. O yüzden o anlamda markalaşma tabii ki önemli. Marka nedir? Kalitedir. Kalite nedir? Kalite müşteriye ne vaat ediyorsan onu yerine getirebilme oranıdır. Termin anlamında, desen anlamında, kumaş, dikim, konfeksiyon, servis, her anlamda, fiyat anlamında. Bunu olmamasının hiçbir neden yok. Biz bunu yapabilecek altyapıda ve donanımdayız. Dediğim gibi bizim kuşak biraz daha bu manuel düşünme konusunda düşünüyoruz ama yeni jenerasyon bunlara biraz daha vakıf. Biz bilgisayarda Word, Excel ve işte bazı şeyleri şey yapıyoruz ama onlar şu anda yapay zekaya tasarım yaptırıyorlar. Evet. Yapay zekaya program yazdırıyorlar. Yapay zekayı işin içerisine sokuyorlar. Evet. Bize çok tuhaf geliyor. 4-5 farklı fonksiyonel yapıyı bir arada kullanabiliyorlar. Evet. O yüzden markalaşma eninde sonunda olacak. Biz doğru adımları atarsak, ama benim şunu özellikle istirham ediyorum bütün arkadaşlardan, şeylerden. Firma olarak biz markamızı yaparken araya Denizli'yi sokmamız lazım. Evet. Denizli kafalarda, zihinlerde oturması lazım. Web sayfasında, şeylerde, yani bir etiketleyelim. Denizli olsun. Solingen diye bir şehir var Almanya'da. Solingen deyince herkesin aklına bıçak geliyor. Niye? Adamlar öyle marka olmuşlar. Denizli deyince de ev tekstili bir marka olsun. Evet. Buradan anlaşılsın evet, diyorsunuz. Evet, buradan anlaşılsın. Evet, süremizin sonuna geldik. Son olarak, son söz olarak ne söylemek istersiniz programımızı kapatırken? Olarak, evet, yani zor bir süreçten geçiyoruz ama asla kötümser, karamsar değiliz. İyimseriz, her zaman olumlu bakmaya çalışıyoruz. Daha iyi nasıl gideriz, daha olumlu ne yapabiliriz anlamında. Hayal etmek başarmanın yarısıdır diye benim kendime göre bir düsturum var. Hayal edeceğiz, hayallerimiz peşinden koşacağız ama bu konuda da az önce ifade ettiğimiz gibi deniz olarak bir toplu bilgi isteklerimizi, listemizi Ankara'ya, yukarıya doğru şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Biz kendi üzerimize düşeni yaparken devlet de bu konuda bize destek çıkarsa Denizli'nin kesinlikle tekstil anlamında önü açıktır, istihdam anlamında önü açıktır, markalaşma anlamında, inovasyon anlamında, yenilik anlamında önümüz açıktır. Sadece devlet bizim önümüzdeki engelleri ortadan kaldırırsın. İşte yurt dışı pazarları ile ilgili, Pakistan'la ilgili, enerji ile ilgili, diğer şeylerle ilgili, serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili. Biz Denizli olarak, sanayici olarak üzerimize düşeni hayli hayli yerine, fazlasıyla yerine getiririz. Biz bir kanadız diyorsunuz ama bir taraftan lobi faaliyetinin yürütülmesi açısından da bu diğer bir kanat, iki kanatla ancak böyle uçulabilir. O zaman uçarız diyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kes. Güzel bir sohbet oldu. Özellikle sektörün içinden geçmiş olduğu bu süreci de bir taraftan yansıtmaya çalıştık. Sizlere ve tabii ki hem işinizde hem de DETKİS'te ekiplerinizle birlikte başarılar, üyelerinizle birlikte başarılar, iyi çalışmalar diliyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Düşüncelerimizi ifade etme şansı bulduk. Çok sağolunuz. Herhangi bir hatamız olduysa affola. Estağfurullah. Çok sağolunuz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Evet, değerli izleyenlerimiz, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği DETGİS Başkan Yardımcısı Sayın Osman Nuri Kes ile birlikte tekstil ve giyim sektöründeki son gelişmeleri konuştuk, son durumu ele aldık. Bununla birlikte sektörün çeşitli problemleri ve talepleri var yoğun olarak tabii ki. Hani onlar da diyor biz problemlerin üstesinden geliriz ama taleplerimize bir cevap verilirse
bu da tadından yenmez noktasında bir yaklaşım da var. Doğru da bir yaklaşım. Bununla birlikte dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu ekonomik durumu da genel manada ele almaya çalıştık. Güzel çıktılar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Bu süre zarfında yayında ve yapımda emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarım adına güzel bir hafta diliyorum efendim. Sürçülisan ettiysek de affola. Hoşçakalınız.